Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Evet dostlar, videonun genel içeriği Kerkük'le ilgili olacak ama çok sayıda bunun dışında haberimiz de olacak. İlk olarak oldukça takipçisi olan İranlı sözde din adamı Hüseyin Piryay şöyle yazıyor. Bu videoda Bakü ordusu ile savaşmak için azim ve gayretle toprağını savunmaya giden gönüllü Ermeni vatandaşlarından bir grubun güzel yüzlerini görüyorsunuz şeklinde İran'dan bir kez daha Ermenistan'ı öven açıklamalar paylaşılmış. Yunanistan'dan sınır dışı edilen ve Türkiye'deki açık cezaevinden firar eden Sevan Nişanyan'ın Ermenistan'da ortaya çıktığı görüntülendi. Ermeni dil bilimcinin Erivan'daki mezarından görüntü paylaşıyor. Diğer haberimiz, Libya'da Cumhurbaşkanı adayı darbeci sözde Libya Ulusal Ordusu sözde Başkomutanı Hafter'in Bingazi'de El Ali Kulübü'nün genel merkezinde sözde şehit Kor General Vanis Buhameda'nın özel bir salonunu açtığı ifade ediyor. Bu Kor General'in ismi bu salona verilmiş durumda. Burada Hafter konuşma gerçekleştirdi. Hafter şu açıklamayı yaptı. Güçlerimizin yaklaşan askeri ilerleyişi kimse tarafından durdurulamayacak açıklamasını yaptı. Kendisi oysa dünyayı kandırmak üzere ordudan istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu ifade etmişti. Fakat an itibariyle böyle bir açıklama yaptı. Güçlerimizin yaklaşan askeri ilerleyişi kimse tarafından durdurulamayacaktır açıklamasında bulundu. Şu an Hafter'in ordusunu Abdurrezzak Naduri yönetiyor. Bunu da hatırlatalım. Tabii ki de tamamen senaryo gereği yine Hafter aslında yönetimde. Gelelim Irak'a. Irak'ta Türkmen cephesi sözcüsü Mehmet Sema'nın açıklamalarını aktaracağız. Peşmerge 2017 yılında çıkartıldığı Kerkük'te intikam hazırlığı yapıyor. Irak Türkmen cephesi tek ümitlerinin Türkiye olduğunu dile getirirken silahlı eğitim alan 10.000 peşmergenin sokak olayları için hazır beklediği de ifade ediliyor. Maalesef biz de peşmergeyi zamanında eğitmiştik. Bu eleştiriyi de yapalım. Irak Türkmen cephesi sözcüsü Mehmet Seman, Kerkük'ün Pence, Ali, Şorca, Raimova, Şorap, İmam Kasım mahallelerinde onlarca hücre evleri var. Peşmerge ek olarak Barutane semtinde PKK'ya ait örgüt evleri var ve Kandil'den üst düzey isimler sahte kimliklerle Kerkük'e geliyor ve bu evlerde toplantılar düzenliyor açıklamasında bulundu. Bizzat resmi açıklamadan bahsediyoruz. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Hicran Kazancı ise Peşmerge tarafından silahlı eğitim verilen 10.000 militanın sokak olayları için hazır beklediğini ifade ediyor. Kerkük'te Araplar da burada hazırlık içerisinde Türkmenlerle beraber olduklarını ifade edelim. Kazancı, Türkmenler böyle bir durumda savunmasız kalacak. Araplar Uyanış Konseyi adı altında yaşanacak karmaşa haline yönelik hazırlıklar yapıyor. Fakat Türkmenler savunmasız. Tek umut kapımız Türkiye. Militanlara ait hücrelerin yanında çok sayıda gizli silah deposu ve cephanelik de bulunuyor açıklamasında bulundu. Kadim Türkmen şehri Kerkük 2005'te ABD işgali sonrasında tartışmalı bölge statüsünü alındı. Misak-ı Milli dahilinde olan Musul ve Kerkük yeraltı kaynakları itibariyle büyük önem taşıyor. Kerkük'ü Erbil'e bağlamaya çalışan Kürt unsurlarının bir diğer hesabı da tabii ki de bölge petrolünü çalmak. Bu doğrultuda KYB peşmergeleri Bay Hasan petrol sahasını ele geçirmeye dönük olarak bazı hamlelerde bulunuyor. Yumurtalık boru hattının başlangıç noktası olan Bay Hasan ile birlikte Gürgür Baba, Cembur gibi zengin petrol yataklarına sahip bölgelerde peşmerge tarafından işgal edilmeyi bekliyor. Diğer haberlerimize bakalım. Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Termez şehrinde Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin bugün tatbikatı başlayacağı haberini dün yapmıştık. An itibariyle ortak tatbikat başlamış durumda. İki kardeş ülkemiz beraber tatbikat yapıyor. Tatbikata Rusya'nın katılmaması da önemli. Genellikle bu iki ülke ne zaman tatbikat yapsa aralarında Rusya da oluyor. Diğer haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Savunma Bakanlığı Pentagon, FAS'ın Patriot hava savunma sistemi satın almasını onayladığını duyurdu. Pentagon, PAC-3'leri FAS dahil olmak üzere birçok ülkeye ihracat edecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir görüntü görmektesiniz. Rus S-300'leri sokaklarda görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde Rus S-300 hava savunma sistemiyle T-72 tankının maketi görüldü. S-300 ve T-72 maketlerinin tatbikat için kullanılacağı ifade ediliyor. Alabama'da ABD ordusunun 5 aktif eğitim üssü de bulunuyor. Dolayısıyla şaşırtıcı olmayan bir gelişme. Paris'te üzerinde Macron'u eleştiren bir karikatür olan kamyonet durdurularak sahibi Cumhurbaşkanı hakaretten gözaltına alındı. Oysaki Macron İslam dinimize yönelik hakaret içerikli karikatürlere bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin karikatürü yapılabilir açıklamasında bulunmuştu. Bir önceki videomuzda Barış Pınarı bölgesine görev yapan ani müdahale kuvvetimizin her türlü acil durum için daima göreve hazır olduğunu duyurmuş ve bir video servis etmiştik. Bununla ilgili savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Akbaba, "Videodan da anlıyoruz ki bize tank lazım. Kore motorunu tedarik edip Altay tankına entegre edemezsek en erken 2025 yılında Altay'ı envanterde görürüz" şeklinde, o da sıkıntılı durumu bu şekilde paylaşıyor. Suudi Arabistan Kraliyet Ordusu tarafından yapılan basın duyurusunda idari işlerden sorumlu bakan yardımcısının Japon savunma politikaları ve Japon planları genel müdürünü Suudi Arabistan'da kabul ettiği duyuruldu. TÜRKBA tarafından yapılan paylaşıma bakalım. Türk dili ülkelerinin parlamenter asamblesi tarafından yapılan paylaşımda kuruluşunun 13. yıl dönümünün yarın olduğu ifade ediliyor. Buraya katılan ülkeler, kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve ülkemiz. Dün de haberini yapmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan'dan gelen bir heyetle görüşmüş ve TÜRKBA'nın isminin değişmesi gerektiğini ve Özbekistan'ın da buraya katılması gerektiğini ifade etmişti. Diğer haberimiz, Suriye'de sık sık kendisinin açıklamalarını paylaştığımız Suriye Kurtuluş Cephesi Genel Komutan Yardımcısı Türkmenlerin önemli isimlerinden Seyf Ebubekir, Suriye Alimler Birliği Meclisi Başkanı Sayın Üsama El-Rifai, Suriye Diyanet İşleri Bakanlığı'na oy birliğiyle seçildi. Sayın El-Rifai'ye yeni görevinde başarılar dileriz, hayırlı olsun şeklinde kendisinden paylaşımlar yapılmış. Foreign Affairs'taki habere göre Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı daha saldırgan bir politika izlemeye hazırlanıyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri gerilimi azaltmak için yeniden İran'la görüşmelere başlamak istiyor. Ancak bunu bu sefer sürekli değişen dinamiklerin yeni yaklaşımlar gerektirdiği bölgede farklı koşullar altında yapıyor şeklinde İran basınında haber servis edilmiş. Üst düzey bir emirlik yetkilisinin Tahran ile gerilimi düşürme sözü vermesinden 2 gün sonra dünya medyası üst düzey emirlik heyetinin yakında İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İranlı ve Basra Körfezi yetkililerine atıfta bulunan Reuters, ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran ile gerginliği azaltmak için çalıştığı sırada geldiğini söylüyor. Geçen günlerde de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed Bin Zayed'in ülkemize geleceği duyurulmuştu. Daha sonrasında ise bu görüşme gerçekleşmedi. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.